Selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün biraz use state, use effect, authorization, authentication gibi kısımlara bakacağız. Örnek bir tane de uygulama açtım bu tarafta. Merhabalar, hoş geldiniz. Galiba. Şimdi bir yandan da açıyorum. Hooks tarafını biraz göstermek istiyorum. Aslında Hooks denilen sistemler bu React Native içerisinde bazı işleri önceden kendimiz yazarken burada biraz daha otomatize hale getirmiş gibiyiz. Normalde bu Hooks'lar class-based komponentlerde kullanılmıyor. Functional komponentler sayesinde girdi hayatımıza. Bu tarafta kullandığımız use, şu use, bu use, reducer, use, memo, use, effect, use, state gibi yapıların hepsi aslında neredeyiz? Şuradaki uygulamalar içerisinde yaptığımız sistemlerde bir takım kolaylıklar sağlıyor bize. Örneğin nedir? Buradaki use effect bir function çalıştırmak istiyoruz. Genelde de function amaçla kullanılır ama herhangi bir şey yapabilirsiniz. Konsola çıktı da verebilirsiniz. Belirli düzenli aralıklarla bir çıktı versin ya da uygulama bir kere yüklenince düzenli çalışmasını istemediğimiz ama bir kere çalışmasını istediğimiz durumlarda use efekti kullanıyoruz. Yani belirli zamanlara veya da koşullara göre istediğimiz şeylerin çalışmasını sağlıyor. Peki buradaki use state nedir? Zaten en çok bunun ikisini kullanırız. Sonra arada bir use reducer kullanıyoruz. Use memo tarafında bir kullandığımız var ama çok kullanmıyoruz. Use efekte use state en çok kullandığımız. Use state de aslında küçük bir depolama alanı. Yani sadece bir sayfa içerisinde depolama olanağımız var bizim. Hatta bir uygulamam olacaktı benim ekranda. Şuydu galiba. Evet, bu. Şimdi depolama alanı dediğimiz sistem depolama alanı önce bir komponent içerisinde başlıyor. Yani tek bir sayfa içerisinde. Tek bir komponentle başlıyor. Sonra globale dönüyor. Daha sonrasında da
ne yapıyorduk? Database'de kullanıyoruz. Şunu kapatayım. Burada kalmıyormuş ekranda. Bu üçlü sistem içerisinde kullanarak biz bu sistemleri devam ettiriyoruz. Yani datanın gelişi en uçta kalışı ve database'e kadar sistemlerde aslında her şeyi database'de tutmak zorunda değiliz. Bu sistemi yaparken de neredeyiz? Selamlar, rica ederim. Ufaktan ben bu tarafa gireyim, hatta bu use state use effect'i ben hiç bilmeyenler için direkt başladım, biraz anlatıyorum. Biraz bilenler bile daha ilerisini öğrenmek isteyenler de yazabilir. O zaman devam ederiz orada. Direkt proje üzerine geçelim, orada kullanalım. Herhangi bir paketi indirmiyoruz. Use state, use effect herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu işlemi yaparken sadece ve sadece direkt React içerisinde import ediyoruz. Şimdi varsayılan olarak React normalde indiriliyordu. Bazı durumlarda iniyor, bazı durumlarda indirilmemiş oluyor. O yüzden biz import React from React yapacağız. Yani normal React sistemini biz eskiden indirmek zorundaydık. Şimdi gerek kalmıyor çünkü bu sistem komple React üzerine kurulu. Artık şurada şöyle yakınlaştırayım. Şunun içerisinde hookslarımızı çağırabiliyoruz. Virgül koyuyoruz. Süslü parantez açıp diyoruz ki işte use state. Gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü seçenek de var aslında. Biz burada sadece use state'i seçeceğiz. Bir de use effect'i import edeceğiz. Yani projeye dahil etmektir bu use effect, use state indirmek. Projeye dahil ettikten sonra istediğimiz gibi kullanıyoruz. Bunları nerede kullanacağız? Şuradaki HTML tagleri arasında kullanamıyoruz. Bir JavaScript kodu olacağı için biz burada direkt function içerisinde return'den önce kullanmak zorundayız. Bu taraf, yani mount edilmeden önce bu kısımda işlemleri yapıyoruz. Use state use effect ne için kullanılır? Başlatalım. Uygulamamız başlasın. Uygulama başlarken bir use state use effect mantığını genel olarak oturtmak için use effect'te bir function sistemi kuracaktık. Örneğin bir verinin çekilmesi backend'den ya da herhangi bir API'den. Use state'te bu gelen veriyi tutmak amacıyla kullanılıyor. Bu yüzden örnek bir API seçebiliriz ya da bir function çalıştırabiliriz. Bu şekilde olabilir. Direkt çalışsın, ekrana iki tane bir kutucuk yapalım. Kullanıcıdan giren verileri alalım. Basit bir sistem olacak. Ekranda direkt göreceğiz. Başlatıldı. Bunu yapalım. Bundan sonra birkaç uygulamanın aslında ne kadar para kazandığı tarafı ile ilgili de şimdi kısa bir tane örnek yapacağım. Daha sonrasında onu bir yayın konusu yapacağım direkt. Her uygulamanın ortalama ne kadar kazanç elde ettiğini, hangi firmalara ait olduğunu, hangi firmanın kaç tane uygulaması olduğunu, ortalama kazanç hesapları da falan yapacağız. Eğlenceli oluyor. O taraftan devam ederiz. Şimdi ekrana yansıyan şu yazı bizim şuradaki yazımız. Container'da bunu kaplıyor komple. Buradaki kısımda background color'ı değiştirerek ekranda yaptığımız tüm işlemlerin görünür olmasını istiyorum. Şimdi biz bunların hepsini kaldırıp bir tane text input indireceğiz. Şimdi text input da burada gelmesi gerekiyor. Text input'u dahil ediyoruz şu view'in yanına. Virgül text input. Kullanıcıdan bir yazı gelsin. O yüzden diyorum. Text input. Şimdi ekranda aslında bir text input'umuz var ama style olmadığı için gözükmüyor. Styles nokta örneğin text input diye aynı ismi veriyorum yeniden. Aşağıda geçiriyorum. Bunu tanımlıyorum. Text input
Border width aslında şurada bizim text input'umuz. Ekranda çıktı. Küçük bir şey bayağı. Şimdi width değeri giriyoruz. %90 yapıyorum mesela. Ekranın %90'ını kaplasın. Tamam. Bir de yukarıdan aşağı boşluk gireceğiz ki ekranda daha geniş yer kaplasın. Padding vertical, dikey anlamda zaten. Tamam, ortada yazı yazıyoruz aslında biz şurada. Bakın geldim, yazıyorum. Bunu biraz ortaya çekmek istiyorum. Text Align Center yaptığımda da bu ortaya gelecektir. Şimdi yaptığımız işlemleri burada ekrana bir şekilde yansıtmak istiyoruz. Ama nasıl yansıtacağım? Örneğin ben burada text yaptım ama text input yaptım ama kullanıcının yaptığını da aşağıda bir ekranda görmek istiyorum. Bunu daha gelişmiş haliyle başka bir ekranda taşıdığınızı düşünün. Nasıl yapacağım? Burada devreye hemen use state giriyor. Use state burada verimizi sadece bu sayfa içerisinde, yani şu sayfa içerisinde tutmamızı sağlıyor. Use state'in kullanımı da şu şekilde. Const diyoruz, bir array açıyoruz. Eşittir diyoruz. Use state diyoruz. Bir de use state'i function gibi çalıştırıyoruz. Burada yapmamız gereken şeyler, şurayı kapatayım. Ekranda gözüküyor değil mi? Ben ekranın önüne geliyorum. Doğru. Bir dakika. Tamam. Tamam, ekranı görmüyorsunuz. Tamam, çok ilerlemedik Allah'tan. Sıkıntı yok. Şu an görüyor musunuz? Bir de bir yandan VS Code'u falan da çalıştırdım ya, galiba birazcık kasmış olabilir. Ekranda donma var mı bilmiyorum ama. Tamam. Tamam, görüyorsanız sıkıntı yok. Arada bir açıyorum bu taraftan. Tamam, sıkıntı yok. Ben bu taraftaki kısmı bahsedeceğim şimdi tekrardan. Şimdi şurayı silelim. Ekrandaki bu görmüş olduğunuz yerde, hatta şöyle koyalım burayı. Şimdi şuradaki use state'i indirdik ya, kullanmak istiyoruz. Bir text input verdik. Text input'umuzu ekranda yansıttık. Aslında yansıtmamız için de neydi? Style veriyorduk. Style'ı da getirip şurada aşağıda tanımlamıştık. Bütün olay aslında temel React Native yapılarıyla devam ettik. Ama use state'e gelecek olursak, şurada text input'la kullanıcının yazmış olduğu buradaki verileri ben nereye götüreceğim? Yani şunun içerisinden çıkmıyor. Ben burada yazı yazdığım zaman bu yazı burada kalıyor. Ama bunun içerisinden çıkması lazım. Bu sayfa içerisinde, şuradaki görünüm içerisinde useState'te tutabiliyoruz bunu. Bu da const diyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani iki nokta virgül falan gibi yapı kullanmıyoruz. Eşittir falan demiyoruz. Array açıyoruz. Eşittir diyoruz sonrasında. useState diyoruz ve function olarak çalıştırıyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde kullanacağımız farklı yapılar var. Şimdi bu useState içerisindeki array'imiz iki tane argüman alıyor. Yani iki tane değer tanımlamamız gerekiyor. Bunu istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Örneğin ben value diyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama ikinci de farklı isimle adlandırılsa bile birebir şu şekilde kullanılıyor. Genelde çoğu kullanım bu şekildedir. Değiştiren de pek olmaz. Set value. Yani buraya deseniz ki depolama alanı deseniz, buraya da set depolama alanı diyeceksiniz ki hangisinin ne işlev yaptığı belli olsun. Şurası bir depolama alanı. Buranın içerisinde verimiz duruyor. Ekranı da yakınlaştırayım şu kadar daha. Şurası verileri tutuyor. Bu verileri tutarken direkt mesela nasıl tutuyor? Ya şimdi sistemde biz biraz daha hızlı düşündüğümüz için buraya veri direkt gidiyormuş gibi düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Ne sayesinde gidiyor? Şu sayesinde gidiyor. Bunlar aynı görevde değiller. Şu bir kamyon görevi gibi, burası bir depo görevi gibi. Burası aldığı veriyi getirip buradaki value'nun içerisine koyuyor. Bu yüzden value içerisine bir değer yüklememiz gerektiği zaman set value ile göndermemiz gerekiyor. Ne aracılığıyla? Bunlar da use state sayesinde çalışıyor. Eşittir dediğimizde bu sistem buradan buraya veriyi use state sayesinde kullanmış oluyor. Bir kontrol edeyim.
React Native için i5 16 GB RAM yeterli. SSD konusunda işte mesela ben 16 GB RAM 256 SSD kullanıyorum. Ben idare edebiliyorum. İlk aldığım zaman daha rahat idare ediyordum ama artık biraz grafik taraflarına girdim. Biraz da gelen güncellemeler dolayısıyla birazcık sıkıntı olabilir. Yani 16 GB RAM'in üstüne çıkarsanız SSD zaten yükseltmek biraz daha Windows'larda kolay olur. Onda sorun olmayacaktır. O zaman yayında sıkıntı yoksa biz devam edelim. Yeterince video alamıyor diyor. Bir şey de yapmıyoruz ama. Şunu durdursak. Neyse, devam ediyorum. Şimdi biz burada ne yaptık? Value yaptık, set value yaptık. Value bir depolama alanı, set value depoya veriyi gönderen aracı. O yüzden biz burada text input'u kullanırken birazcık geri çekeyim şöyle. Şuradaki text input'tan gelen veriyi çıkartma yolumuz var. Bu nedir? Style'i biraz aşağı alıyorum. Style'ın da altına, tam altına. Tag'in içinde hala duruyorum. Dışarı çıkmadım. Şu şekilde on change text diyoruz. Klavyeye alışmaya çalışıyorum da. Bilgisayarı kullanıyordum yazılım tarafında. Sosyal medya tarafında klavye kullanıyordum. Olsun yine de. Şimdi on change text de normalde içerisi şu şekilde görünüyor. Biz bunu yazmadan da halledebiliyoruz. İçerisi normal şu şekildeyken bir function alıyor ama ismi olmayan bir function alıyor. Şu şekilde bir function'la birlikte değer geliyor. Bu değeri her zaman ismi biz atıyoruz. Örneğin text diyebiliriz, value diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Buradan gelen değeri örneğin console.log'la aşağıya çıktı vereyim. Text. On change text, text input içerisinde kullanıcı her bir harf yazdığı zaman şuna tanımlanıyor. Bu da getirip function'da burada hangi işlemi yapıyorsak onun içerisine koyuyor. Örneğin aşağıda konsolumuzu görüyorsunuz. Şurada yazmaya başlıyorum mesela. Bakın her harfe girdiğimde konsol çıktısı vermeye başladı. Ne sayesinde? Buradaki harf konsol çıktısı versin dediğim için. Ama diyelim ki ben burada set value yani şunu alıyorum. Set value diyorum. Pardon. Sadece set value'yu alıyorum. Set value diyorum. Bu da bir function olduğu için içerisine veri göndermemiz gerekiyor. O yüzden parantezleri açtık. Ve bu sefer de bu teksti bunun içerisine yolluyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Benim burada yazdığım tüm yazılar şuradaki yazdığım tüm yazılar aslında bakın console.log'da yok. Çünkü konsolu kaldırdım ama buradaki use state içerisine dahil oldu. Bu sayede biz ne yapıyoruz? Value içerisine değer göndermiş oluyoruz. Aslında biz bu value'yu da artık bütün JavaScript işlemlerimizde kullanabiliriz. Örneğin nedir? Aşağıya boş bir text açmıştık. Ekranda yazı gözüksün diyorsak text açıyoruz. İçerisine yazı yazıyoruz ve kapatıyoruz. Şurada JavaScript kodu yazacaksak eğer süslü parantez açmamız gerekiyor. Bunun içerisinde işlem yapabiliyoruz ya da buraya bir değer tanımlıyoruz. Value'yu getirdim. Bunun içerisine koydum. Aşağıda gördüğünüz gibi yazdığım value önce text input'la buradaki kullanıcının yazdığını alıyor. Buradaki use state'e gönderiyor. Use state sayesinde aşağıdaki text'e getiriyoruz. Bu sayede ne oldu? Biz veriyi dışarıya çıkarttık ve istediğimiz yerde kullanabildik. Şurayı silip yazdığımızda alttaki yapı da aynı şekilde değişmeye devam ediyor. Bu yapıyı bu şekilde kullanıyoruz. Amacımız use state'i daha verimli kullanmak. Ama diyelim ki use state boş şu an. Şurasının içerisi boş. Bunu aslında veri de tanımlayabiliyoruz. Eğer veri string olsun diyorsak string tarafında çift tırnak ya da tek tırnak tanımlıyoruz. Array olsun istiyorsak direkt array'i koyuyoruz. Obje olsun istiyorsak obje koyuyoruz. Ama zaten gelen veri neyse içerisine set ediliyor. O anlamda örneğin sıfır diyebilirim. Ekranda ne geldi? Sıfır geldi. Ben bir buton tanımlasaydım eğer. Geldim şuraya bir buton tanımlıyorum. React Native'in buton özelliğini kullanıyorum. Örneğin şuradaki butonuma bir tıkla diye özellik tanımladım. Hatta buna da bir style veriyorum.
ki buton olduğu belli olsun. Styles nokta buton. Style alıyor muydu buton, hatırlamıyorum ama pek kullanmıyorum. Aşağıya bir yazalım. Yok. Style direkt almıyordu. Bunu yapalım hatta ya. Hiç bekletmeyelim. React Native'de butonu yerine pressable kullanıyoruz. Title, Color. Color tarafımız varmış. Tamam. Aldığı props'lara bakıyorum. Tamam. Style almıyor zaten. O yüzden biz burada direkt işlemimize devam ediyoruz. Şuradakine style vermek yerine turkuaz diyorum. Renk kontrast oluştursun. Direkt bunu da kabul etmediğine göre blue. Zaten kendi rengini değiştirdi. Şurada bir tane butonumuz var kısacası. Buraya butona tıkladıkça şu sıfır yazısı bize farklı işlemler versin istiyoruz. Bu sıfır yazısında text input'un üzerine ekliyorum. Amacımız zaten bir şey çalışıp çalışmadığını göstermek. Buradaki text input'ta mesela örneğin şurada bir function açsam. Desem ki const increase value. Bu isim önemli değil. Bu isim istediğiniz gibi verebiliyorsunuz. Buraya bir function açıyorum ve diyorum ki bu function çağrıldığı zaman şuradaki value durmadan bir artsın. Ne sayesinde yapabiliyoruz bunu? Set value. Set value ne sayesinde? Set value ne yapıyordu? Veri alıyordu, value içerisine gönderiyordu. O yüzden set value diyorum. Buradaki function çağrılırsa value bir artsın. Value bir artsın ne demek? Value'nun değerini al, üzerine bir ekle, tekrar value'yu yükle anlamında. O yüzden tekrardan value kaçsa artı bir ekliyoruz buna. O yüzden increase value gelip butonuma atadığım zaman şurada on press diyorum. Increase value function'ını buna tıklandığında yapılacak işlem olarak atadım. Örneğin ben burada tıkladığımda artı 1, 2, 3, 4, 5 diye şurada saymaya başlıyor, görüyorsunuz. Şuna style olarak vereyim, ekranda büyüsün. Hatta style'ı burada kendi içerisinde yazalım. Font size 20. 30 diyelim. Tamam. Font weight de bold olsun. Ekranda artık daha iyi bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bunun tam tersi de ne olacak? Eksi 1 olacak. Mesela increase yerine getiriyorum. Bir function daha yapıyorum. Kopyaladım. Buna da decrease yapıyorum. Decrease value. Buna da eksi 1 dedim. Ama buna içinde bir function daha olacak, değil mi? Tıkla yerine artır diyorum. Bir tane buton daha tanımlıyorum. Üzerine ekledim. Burada da decrease value ekledim. Artır yerine çıkar diyorum buna da. Örneğin bu şekilde artırıyorken şu şekilde de çıkarıyorum. Bu ne sayesinde oldu? Hepsi use state sayesinde oldu. Diyelim ki biz burada varsayılan değer olarak 0 verdik ama 0 verilsin istemiyoruz. Örneğin ne olabilir? Buraya verilecek değerimiz girer girmez, sayfa açılır açılmaz bir random sayı atasın bize. Biz onun üzerinde oyunlar oynayalım diyelim. Şey devam ediyor mu arada, yayın bakıyorum. Tamam. Devam ediyor. Şimdi bu şekilde olduğunu düşündüğümüzde abi set value pre value artı 1 yapmak daha iyi değil mi? Çok farkı yok böyle olunca, kullanım mevcut. Şu şekilde de pre-value denilen sistem şurada kullanıyorduk ya mesela, bunun yerine şu şekilde demek istiyor arkadaş. Şurada bir function açıyoruz. Pre-value yani daha önceki value anlamına geliyor.
Buradaki function'ı kapatıp şuraya function olarak açıyoruz. Prevalue artı 1 gibi sistem yapıyoruz. Bu da aslında şuradaki varsayılan value'yu alıp 1 artırıyor. Şu normal value dememiz de 1 artırıyor. Bu daha kısa bir yol. Yani sizin orada dediğinizde ekstra bir sistem yapıyoruz ama genelde o şey sistemi için kullanılır. Value artı 1 yapmak için değil de fark yok arasında da şu anlamda kullanılıyor. Text inputlar içerisinde bir yazı varken tekrar girdiğimiz yazı o text input'un içerisini sıfırlamasın. Ötekinin üstüne yazsın ya da objeler içerisinde değişiklik olacak ki o deme, şimdiki bu kullanımı yapacağız. Örnek bir objeyle yapacağım bu dediğinizi. Şöyle. Tamam. Burada value artı 1 kalsın. Bir use state'i görelim. Use state yaparken de ondan sonra artık şunun içerisine obje set eder. Sizin dediğiniz gibi prevalue yaparız. Şimdi use state'te neye yarıyordu? Biz de dediğim gibi şuraya geliyorum terminale. R'ye bastım. Uygulama baştan başlatılıyor ve 0 geliyor. Mesela ben buraya 10 deseydim uygulamayı baştan başlatınca artık 10 gelecekti. Ama ben burayı random bir sayı istiyorum. Boş duruyor. 0. İlk başlangıcı 0 olsun ama açılır açılmaz da use effect kullanacağız burada. Use effect'i direkt kendiniz yazıp ya da şurada snippet yazan yapılara tıklarsanız hem use effect için de geçerli hem use state için de kendisi bir otomatik olarak use effect yapısı getiriyor bize. Bu yapı ne işe yarıyor? İçerisindekileri silebiliriz mesela. Çünkü bu şekilde kullanılmak zorunda değil. Aslında sistem şunu söylüyor bize. Bir anonim function aç. Klavyeye alışmam zor olacak ya. Klavye dursun. Ben şuradan yazayım. Ne yapıyorduk? Bir anonim function aç. Bu function içerisinde bir sistem yap. Ama bu function'ı neyin içerisinde çağır? Bir use effect function içerisinde çağır. Yani şu şekilde use effect çağır. Bir parantez aç. Parantezi buradan al. Dışını da kapat. Ama bu function şu şekilde olacak. Şuradaki function şu görmüş olduğunuzu yapıyorum. O yüzden bir örnek gösteriyorum. Bir function çalıştır ama hangi şartlara göre? Virgül koy, parantez. Şuradaki parantez sistemi bize bu function'ın şuranın bir kere çağrılmasını sağlıyor. Ama buna atadığımız değere göre bu function bir daha çalışabilir. Direkt yukarısı üzerinden devam edelim. Örneğin şu şekilde. Şu function içerisi boşsa bir kere çalışıyorsa console log value değerini terminalimize yansıtsın mesela. Console.log value değerini terminalimize kaç kere yansıtacak? Uygulamayı kapatıp açıyorum. Bir kere yansıttı. O zaman bir kere çalışıyor. Diyelim ki birden fazla kez value'yu yansıtsın istiyorsak şu an buraya yazınca console çıkmıyordu ya da artırınca biz buradaki value'yu alıyoruz. Getirip console.log buradaki şeyin içerisine useEffect'teki array'in içerisine ekliyorum. Bu şu demek oluyor. Value her değiştiğinde şu function'ı bir kere çalıştır. Bu function'ı bir kere çalıştır dediğimiz olay da şu artır dediğimde aşağıdaki terminali görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde artı da olsa eksi de olsa bu şekilde ekrana çıktı veriyor. Şimdi biz bunu nasıl kullanabiliriz? Value kaldırıyorum. Uygulama bir kere çalıştığı zaman bizim set value'ye bir değer atasın. Bu değer atacağı sistem de şu olacak. Set value mat nokta random. Yani bu mat.random matematik kütüphanesi içerisinde random tamamen sallama bir sayıyı getir anlamına denk geliyor. Bunun içerisindeki bu sayı set value'ya set ediliyor. Şu an sayı 0,27 ya. Burada reload yaptım. Bakın geldim. Tekrardan farklı bir sayıyla başlamış olduk biz buna. Hatta buna da değerleri mesela diyelim ki virgüllü değer girmek istemiyorsak çarpı 100 diyelim bu tarafta. Bu tarafta artık sayılar artılı sistemde çıktı. Hatta bunu da şu şekilde yapıyoruz. Const number diyorum. Bunu dışarıda hazırlayayım. Çünkü içerisinde gittikçe büyüyor. Bunu getirdim buraya koydum. Bunu aldık. Örneğin to fixed 1 diyorum. Bu number'ı her çalıştırdığımızda içerisine set et. 71.0, 71.1 ya da
fixed 0 diyelim, tam sayı olarak çıkartsın bize. Bu tarafta artık random bir sayı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi 28 geldi, bir daha çalıştırıyorum 30 geldi. Bu genelde oyun uygulaması yaparsanız ekrana gelecek sayıyı siz durmadan değiştirmek istemezsiniz. Ve bundan dolayı da ne yapacaksınız? Direkt buradaki random'ı kullanacaksınız. Ne yaptık? Buradaki use effect sayfa bir kere yüklendiğinde set value içerisine random bir sayı yükledi. Ne yaptık? Use effect kullandık. Use state kullandık. Aşağıda function kullanarak use state'i de değiştirebiliyoruz ya da function'ı use effect içerisinde kullanarak da değiştirebiliyoruz. Şimdi gelelim, sizin yazdığınız durum vardı. Onu söyleyeceğim. Bu prev value olayında obje formatındaysa buradaki sistemi daha çok kullanıyoruz. Şöyle yapayım. Backend'ini de kendi yazdığım bir uygulamanın mağazaya yükleme aşamalarını anlattığınız video gelir mi? Backend'ini de kendim yazdığım değil ama Firebase kullandığım bir uygulamanın videosu ve marketi yükleme aşamasını hazırlıyorum. Hazır olduğunda paylaşacağım onu. Ya backend tarafı da çok çok uzun sürüyor. Biliyorsunuz dün de gösteriyordum. YouTube'da bunu çok yapan var. Genelde backend'i de tavsiye etmiyorlar. Kendileri açısından da faydalı olmuyor. Not Just Dev mesela React Native'de bayağı bir uygulama çıkartan kişi. Mesela dün yaptı bu. Yayınladığında 3 gün öncesinde. Frontend yani backend tarafı komple çok zaman kayboluyor. Yapılabilir. Yapılmakta bir sıkıntısı yok. Hatta bir 8 saatlik vardı. Full stack app'i buydu galiba. Supabase kullanmış. Bir tane full stack app'i vardı da genelde tercih edilmiyor çünkü çok fazla zaman harcıyoruz. Ondan dolayı backend'ini ayrı bir videoda, frontend'ini ayrı bir videoda olabilir. Hatta gelelim şimdi. Backend'den video çekerken aslında backend'den pardon veri çekerken use effect kullanıyoruz genelde. Ne anlamda? Fetch işlemi kullanıyoruz. Uygulama bir kere açıldığında backend'den bir kere veri çeksin, ekrana yansıtsın diyoruz. Ama şimdi bu sistemleri yaparken biz ekrana bir obje yansıtabiliriz. Bu obje de şu şekilde olacak mesela. Value'yu bir artırmayacağız, bir eksiltmeyeceğiz. Butonumuz dursun. Giren veriyi orada değiştirelim. Şunların hepsini kaldırıyorum. Butonu da kaldırıyorum. Tekrar text input'la baş başa kaldık. Yukarıda da value'muz yukarıda belli olsun. Burada bir random sayı elde etmek istemiyorum. Artık değiştirdim. Use state'imin içerisine bir obje koyacağız. İşler biraz daha karışık hale geliyor o anlamda. Use effect'imde şu an içerisi boş olsun. Use state'in içerisine bir obje koyabiliyoruz. Örneğin bu obje name test name diyorum. Age örneğin 30 olsun. City İstanbul. Şimdi bu sistemi yaparken biz aynı zamanda diyelim ki objemiz vardı. Backend'den çektiğimiz için de geçerli bu durum. Ama ben burada her şey sabit kalsın. Şehri değiştirmek istiyorum. Örneğin gittiğimizde bu sistem nerede kullanılıyor? Şehir değiştirdiniz, taşındınız, ikametgah aldınız. Sizin yaşınız şu an sistemdeki en son gözükenle aynı, isminiz aynı, bütün verileriniz aynı. İşte sadece yaşadığınız şehrin adres bilgileri değişecek. Bu da backend'de bir obje olarak tutuluyor ve kullanıcı burada girdiği zaman sizin şehir bilgilerinizi bu tarafa çıkarttığında ne çıkıyor? Burası çıkıyor. Şu set value'yu da kaldırıyorum. Ekrandaki hatayı kaldırmak için sadece. Taşındınız, nüfus müdürlüğüne gittiniz. Nüfus müdürlüğü sizin sadece bütün bilgileriniz arasından şehri değiştirmek istiyor. Şehri değiştirmek istediği zaman da karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Herhangi bir veri değiştirmek hepsini değiştirmek anlamına geliyor ama ben hepsini istemiyorum. Hatta buradaki şehri ekrana şöyle yansıtayım. Text vardı bizim. Value.city dememiz gerekiyor ki ekrana yansıtalım. Mesela value yazdığımızda deminki gibi hata veriyor. Neden? Çünkü value komple bir obje. Şu tek bir parça olarak gözüküyor. Şuradaki süslü parantez. İçerisindeki hangi veriye gideceksek nokta deyip onun ismini yazmamız lazım. O da nedir? Örneğin city. İstanbul. Bunun gibi alta iki tane daha kopyalıyorum.
Kapatayım. Şuradakini aldım. Altı iki tane daha kopyalıyorum. Aynı şekilde value city yerine name giriyorum. Hatta test name yerine yazıyorum burada. Muhammed yazıyorum. Aşağıya da age yazdım. Bütün bilgilerim ekranda. Şu an bu şekilde görüntüleniyorken ben aşağıya yazdığım şehrin İstanbul'la değişmesini istiyorum. Bundan dolayı ekranda şöyle bir işlem yapacağız. Şuradaki onChange text'i kullanacağız ama use effect'imizi de kaldıralım. onChange text'i kullanacağız. Ama onChange text içerisinde yapacağımız işlemler uzun olduğu için bu işlemleri dışarıya taşıyoruz. Bu da bir yöntem. İçerisinde de yazmak bir yöntem. onChange text içerisine bir handle user input diye örneğin bir function yazıyorum. Böyle bir function yok. Önce ismini yazdım. Sonra bu function oluşturuyorum. Şu şekilde. Const diyorum. Handle user input diyorum. Şu şekilde geldi. Eğer bunu normal sadece ismiyle yazarsak o deminki dediğimiz text vardı ya, içerisinde gelen value bunun içerisine gönderiliyor. Buraya gönderilen veri örnek olarak mecburen burada props olarak gelmesi lazım. Buna text diyebilirsiniz, value diyebilirsiniz, işte ne bileyim yazılar diyebilirsiniz, istediğiniz ismi çağırabilirsiniz. Ben buraya örneğin text diyorum. Buradaki text çağrıldığı zaman console.log text olarak da konsola çıktı verecektir. Yani demek ki şurada yaptığımız sistemle aynı. Bakın konsolda yazdığım her şey görüntüleniyor. Şimdi biz burada city'yi değiştireceğiz. Değiştireceksek şunu yapacağız. Set value yapıyorduk ya biz. Set value şu şekilde bir function açıyoruz içerisinde. Set value'nun içerisinde ne vardı? Daha öncesinde başka veriler vardı. Onlara da pre value deniliyor. Genelde bu şekilde yazılıyor. Sonrasında da diyorum ki pre value dursun. Obje açıyorum. Pre value dursun, virgül. Şuradaki city'yi neyle değiştir? Text'le değiştir. Bir saniye hata mı yaptım, ne yaptım bir yerde. Prevalue dursun, city'yi text'le değiştir. Tamam, soruya geleceğim. Sıkıntı yok. Ha, tamam, bağlantımızda da bir sorun yoksa o zaman devam ediyoruz. Nerede ne hata yapmıştık? Ona bakıyordum. Set value yapıyoruz. Set value içerisindeki sadece bu şeyleri kullanıyorduk bu tarafta. Prevalue'muz da burada bunu kullanıyoruz. Eşittir dediğimizde hatırlamaya çalışıyorum sadece de şu an. Neydi ya? Direkt hatırlamadığınız zaman uğraşmayacaksınız. Use states prevalue yazılı şeklini hatırlamaya çalışıyorum. Ha tamam, okey. Problem yok. Biz bunu function olarak açtık. Şu tarafta da normal şeyi tanımladık. Şunu bu şekilde. Yani yapacağımız buydu. Function açtık. İçerisine bir prevalue, yani varsayılan daha öncesinde bütün olan verileri eline alıyor, kopyalıyor. İçerisine geldik. Düz bir parantez açıp içerisine süslü parantez açtık. Neden? Çünkü objeyi değiştiriyoruz. Biz obje zaten süslü bir parantez. Yani şu süslü parantezden itibaren yapıyı silip tekrar yenisini kullanıyoruz. Ama silmeden önce elimizde ne var? Burada kopyası var. Getirdim diyorum ki 3 noktayla var olan değerleri buraya bir yapıştır diyorum. Sadece city, şuradaki city değişmiş olsun istiyorum. Ne ile? Kullanıcının girdiği text değeriyle. Örneğin burada giriyorum. Örneğin Ankara girdim. İstanbul değişti artık. Bu şekilde gördüğünüzde artık sistem reload yapıyorum. Baştan yüklüyorum. İstanbul. Ama ben yazmaya başlayınca Ankara. Ama ne oldu? Obje içerisindeki diğer değerler değişmedi. Aslında use state'te ya da use effect'te çok advanced işler yok. Tek kullanacağınız, kafanızı karıştıracak yapı budur. Bunun da ekran kaydını alabilirsiniz. Bu videoyu sonra tekrar da izleyebilirsiniz. Şuradaki yapı aslında kullanacağınız en zor yapılardan birisi ve bu kadardan ibaret. Use state'te çok ciddi bir şey yok.
efekte ne kullanabiliriz? Örneğin use efekte de bir de burada use state bir tane kullanmak zorunda değiliz. Birden fazla kullanabiliriz. Ne diyordum? Use state'in otomatik snippet'i vardı. Kendisi getiriyordu. Biz değiştirdikçe onu yazıyordu. Örneğin number yazıyorum. Set number 0. Şimdi biz bunu düzenli olarak artıran değerler olsun istiyorum. Bütün kodlarımız olduğu gibi durduğu halde ben alt tarafa, şu alt tarafa buradaki number değerini giriyorum. Nerede ki? Şuradaki number değerini alta girdim. Style olarak da tekrar yukarıdaki gibi font size 30, font weight bold. Şimdi bir sayaç uygulaması yaptığınızı düşünün. Sistem nasıl çalışıyor onu göstereceğim size. Ne yaptık? Girer girmez use efekti de kullanacağız artık. Şimdi bu sistemde value'muz vardı. Şuradaki sistemi çıkartıyorum. Bunu da şurada yazmaya başlayalım. Şunun ikisi bir işlemi yapıyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Bu function şuradaki değerleri değiştiriyor. Nelere göre? Burada gelen text input'taki değerlere göre. Şimdi gelelim buradaki number kısmına. Number kısmında da bir use state aç use effect açıyorum pardon. Ama snippet üzerinde hazır gelsin diye. Bunu kapatıyorum. İçerisine diyorum ki number uygulama açıldı yani. Sayaç saymaya başlasın. Örneğin bir quiz uygulaması olabilir, sayaç uygulaması olabilir. Quiz uygulaması yapıyorsanız özellikle süreç koyabilirsiniz. Bir dakika dolunca o gidecektir, kapanacaktır gibisinden. Set timeout ya da set interval mıydı? Set timeout diyelim. Böyle bir function var. Otomatik JavaScript ile geliyor. Set timeout'ta şurada örneğin 1 saniyede şu function'ın içerisindekini çalıştırıyor. Aslında bakın use effect'e ne kadar benzer değil mi? Use effect'in sistemi gibi şuraya verdiğimiz değerde use effect çalışıyordu. Burada da süreç. Ne kadar süre girersek 1000 demek 1 saniye demek. O yüzden 1000'i 1 saniye olarak düşünün. Burada set number'ı 1 artırsın istiyorum. Set number daha önce de ne yapmıştık? Normal number'ı al artı 1 ekle diyordum. Yüklüyorum. 0, 1. Sadece bir kere çalışıyor. Set interval var. Şu şekilde. Aa, hepsini değiştirdi. Durun. Bir saniye. Set interval. Ha pardon. Biz şunu şuraya koyarsak. Gördüğünüz gibi. Şimdi use efektin içerisinde değil de use efektin dışarısında böyle bir function var. Sayaç sayıyor mesela. Kendisi devam ediyor. Restart yaptık bu şekilde. Devam ediyor. Sayacımız bu şekilde devam ettiğinde şöyle bir şey var. Kullanıcı diyelim ki sayacı sıfırlamak istiyor. Bu sefer ne yapacağız biz burada? Clear işlemi kullanacağız. Burada return sistemi denk geliyor. Yani bu use effect kendisi içerisinde bir function çalıştırıp isterse function'ı da temizleyebiliyor. Şu şekilde aşağısına geçiyor. Clear interval diye bunu çalıştırıyor. Bir kere çalıştır, sonra da durdur gibisinden bir mantık çıkıyor aslında. Bir kere çalıştırdı, sonra durdurdu. Bütün sistem bu şekilde ilerleyebiliyor. Şimdi şuradaki sistem şu olabilir. Backend'de kullanırken veriyi çek. Verinin çekimini durdur gibisinden function olabilir. Bu şekilde birçok şeyi de kullanabiliyoruz. Yani genel mantık bu şekilde ama sayaç uygulaması kullanacaksanız şu şekilde de bir yapı kullanabilirsiniz. Sayaç olarak da tek tek saymaya devam ediyor burada. Use effect falan bu kadar. Yani use effect, use state bunların hepsi bu kadar. Konudan bağımsız olarak söylüyorum kusura bakmayın. Peki bir uygulama yaptınız. Her cihazda istediğim gibi gözüküyor mu testini nasıl yapıyorsunuz? Veya böyle bir imkan var mı? Bunu şuna göre
Emülatörlerde test ediyoruz. Genelde kodlarımızın hepsi responsive dediğimiz bütün ekran sayılarına göre adapte olabilecek şekilde yazıyoruz. Bunun da yolu şu aslında. Burada text inputlarımız her şeyimiz var ya. Bunların hepsinin içerisinde bunlar üst üste yazıyoruz ama genel container'da flex yapısı kullanıyoruz şu şekilde. Bu flex yapısı ekran boyutu büyüdükçe küçüldükçe gibi işlemlerde şunu durdurayım hatta yorum satırını alıp büyüdükçe küçüldükçe gibi işlemlerde kendisine göre küçültüyor veya da büyütüyor. Şuradaki flex 1. Buna göre kullanabiliyorsunuz ama test yapma aşaması nasıl oluyor? Emülatör ya da simülatör, Android ya da iOS. A'ya basıyorum, Android emülatör açıyorum. Genelde de bütün ekran size'larında kullanabiliyoruz. Birazdan göstereceğim şimdi kaç tane ekran size'ı var, onlara göre neler yapıyoruz gibisinden. Şimdi bu Android'in ekran size'ıyla iOS'un ekran size'ı farklı. Ama gördüğünüz gibi birazdan gelecek. Bütün kodlar birebir aynı gözüküyor. Tabii tasarımsal biraz daha advanced seviyeye gittikçe karmaşıklık oluyor. Ama bunu manuel olarak test ediyoruz. Bütün emülatörleri açıp o şekilde test ediyoruz. Ama bunu her yaptığımız aşamada değil. Kodlarımıza bir süre sonra güveniyoruz. Onda sorun yok. Ama bir süre sonra artık böyle en son render alacağız. Build alacağız diyelim. Build alacağımız zaman da gidip kontrolünü yapıyoruz. Şimdi Android'de bu şekilde, iOS'ta bu şekilde birebir aynı gözüküyor. Testini şu şekilde yapacağız. Bizim şey nerede? iPhone size. Baktığınızda burada nerede? Screen size. Screen size'larda 5.4, 6.1, 6.7, 5.4 gibi diye devam ediyor. Böyle arada spesifik yerlerde 6.7 diye çıkıyor. Toplasanız 4 ya da 5'i geçmeyecek büyük ihtimal. 4 tane, 3 ya da 4 tane falan ekran size'ı var. Biz bu en küçüğüne Pro modellere ve Max modellere göre 3 tane deneme yapıyoruz. Bu denemeyi yaparken de uygulamamızda zaten bu iPhone 15 Pro. Simülatöre geliyoruz. Simülatörde aslında istersek indirebileceğimiz onlarca simülatörümüz var. Xcode'u veya da Android'i açtığınızda orada tek tek kontrol ediyoruz. Android Studio'yu açalım hatta orada göreceksiniz. Bütün telefonları. Android'de biraz daha değişiyor ya o yüzden ondan gösteriyorum. Yeni bir emülatör oluştur diyorum. Ben Pixel 3a'yı oluşturmuşum. Bakın şurada ekran size'ları da görünüyor. 6, 5.1, 5.7. Bunlara göre zaten sizden screenshot isteyecek marketleri yüklerken. Aşağı yukarı birebir hepsine yapmıyorsunuz. Bakın 5. Nerede? 5 ile 5.2 aynı sistemde. 4.7 ile 4.95 aynı. 4.65 aynı. Tabi tabletlere giriyor arada da. 6.3, 6. 0 gibi birbirine hep aynı kullanıyoruz ama 5.7 ile 6.3 arasında fark oluyor. Onları tek sefer sayıyoruz. Ortalama bu kadarın hepsini tek tek açıp denemektense yakın olan 3 ya da 4 değeri alıp uygulamada emülatörde açıp kontrol ediyoruz. Hepsine de doğal olarak normal bir şekilde çalışıyor. Uygulamayı durduralım. Selamlar Kamil, hoş geldin. Valla bu şekilde biraz anlatayım dedim. Authorization kısmımız vardı. Bizim authorization kısmında da biraz sözlü anlatmak daha doğru olacak. Redux kullanıyoruz. Redux'ta öncelikle Firebase ya da artık backend yazıyorsanız Node.js hiç fark etmiyor. Biz giriş yaparken yaptığımız zaman bize bir token geliyor. Yani kullanıcı ismimiz falan değil. Burada bir token geliyor. Bu token tarafında kullandığımız sistemde ön belleğe kaydediyoruz. O token'ı aldıktan sonra tekrar token varsa giriş yap otomatik diye kontrol edip gönderiyoruz. Hatta neredeyiz? Şu uygulamaya çıkalım. Şurada gösterebilirim.
RC hooks redux user slice. Burada gösterebilirim. Mesela buradaki ilk başta giriş yaparken auto-login'imiz var. Normalde login işlemi yapacağız. Neredeyiz? Login. Login yaparken bu sign in with email ve password Firebase'den gelen. Eğer siz kendi backend'inizi yazıyorsanız backend'e göndereceğimiz buradaki post işlemimizi yazabilirsiniz. O. Ama ondan sonra her türlü bize gelen bir token'ımız var. Bu token alır almaz işte birkaç kontroller işlemlerimiz var ama ön belleğe kaydediyoruz. Hangi isimle? User token. Bunu siz değiştirebiliyorsunuz. Buradaki değer sabit kalacak. Sonra auto login işlemimiz var. Buradaki auto login işlemine gelince de Firebase bize on out state change diye token'ımızın doğru olup olmadığını kontrol edecek bir sistem tanımlıyor. Ama backend'i siz yazıyorsanız bunu özel bir tane backend'ten çıktı vermeniz gerekiyor endpoint olarak. Biz buradaki token'ı getirip çalıştırdığımızda çalışıyor. Token user'ı bulabilirse bize diyor ki evet kullanıcı daha önce giriş yapmış. Telefonun ön belleğinde kullanıcı giriş yaptığına dair bir token'ımız var. O yüzden biz buraya bunu tanımlıyoruz. Otomatik login işlemi yapıyoruz diye giriyor. En azından en basit yoluyla bu diyebilirim. Authorization kısmına. Gelin bir de birazcık şeye bakalım. Application kısmına bakalım. Application'da neydi? Mobile action. Şimdi bu kısmı da yapalım. Sonra çalışmaya döneceğim ben. Birkaç uygulama var. Uygulamaların neyle girmiştim? Uygulamaların kazançlarını birazcık test edelim. O tarafta biraz daha hoşunuza gidecek konular var. Şimdi biz burada uygulamaları Mobile Action denilen bir sistem var. Bunun farklı platformları da var. Oraya uygulama isimleri girerek örneğin Habit Tracker uygulaması vardı. Bunun kazancı ne kadar ortalama görebiliyoruz. Nereden görebiliyoruz? Hep şurada. Hep profilde galiba. Evet, şurada. Örneğin uygulama 3,5 indirme almış, 7.300 dolar aylık kazanca sahip. Tabii ki bu uygulamanın hangi versiyonuna bakıyoruz biz? iOS versiyonuna bakıyoruz. Android versiyonuna da tıkladığımızda 4.3 olarak yani 4.300 dolar olarak kazancını göreceksiniz. Bu tarz şeylere bakabilirsiniz. Bazı şeyler çok fazla indirme, çok fazla kazanç gibi gözüküyor ama her zaman öyle olmuyor. Galiba hangisiydi? Şunlardan bir tanesi olabilir. 54 bin dolar aylık kazançları var. 246 bin indirme. Şimdi biz bunun sadece iOS tarafında, Android tarafına da bakacağız. Bir de firmanın başka uygulamaları var mı? Bakın, Android'de 42 bin dolar kazanıyor. Publisher Profile. Bunların bir tane uygulaması varmış. Başka uygulamalar olan bir tane şirkete gitmek istiyorum. Nerede bakalım? Publisher Profile. Mesela bunda. Adamların bir sürü uygulaması var gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunlar üzerinde ayrı ayrı kazançlara sahipler. Buna tıkladığımızda kazancı bilinmiyor çünkü çok fazla indirme almamıştır büyük ihtimal. Geri geliyorum. Publisher Profile'da şuna basmış mıydık? 2.8 mesela bundan kazanıyor aylık. Sonra buna tıklıyoruz. Aylık kazancı bilinmiyor. Ama mesela oyunlara bakalım. Oyunlar daha iyi kazandırıyordu. State.io diye oyun vardı benim telefonumda. .io'ydu. Ha şu. Şirket mesela aylık 29 bin dolar kazanç elde ediyor iOS tarafında. Android tarafında da 13 bin dolar. Gördüğünüz gibi 30-40 bin dolara yakın bir kazanç elde ediyorlar. Bunların başka oyunları vardır büyük ihtimal. Oyun sektöründe durmadan oyun üretiyorlar. Gördüğünüz gibi demin diğer uygulamalarda yoktu ama tek bir firma, bakın tek bir firma, şu an sadece Google tarafındayım da genel olarak ikisine de çıkıyorlar.
21 sayfa oyun yapmış. Bu oyunların işte kimisi 40 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar derken milyon dolarlık kazançlara gidiyorlar. Mesela yeni açmışlar 3 bin dolar. Hangisi daha iyi tutuyorsa adamlar bu şekilde bir kazanç elde ediyor. İlginç, ilginç yanları var yani çok hyper casual denilen çok sayıda oyun üretip kısa dönemlik kazançlar elde edip yeni yeni oyunlarla devam etme sistemi deniliyor bu 21 sayfa oyuna. 21 sayfanın en sonundaki oyununda mesela kazanç şu şekilde. Her birinden 3'er 4'er bin dolar. Bir tanesi iki tanesi de peak yapıyor. İşte bu state.io dediğimiz gibi. Onlar daha çok kazandırıyor. Örnek olarak böyle ilginç şeyler de var. Yani bunları gelip inceleyebilirsiniz. Galiba buna şey yoksa giremiyorsunuz da web site isminiz. Başka bir uygulamalar daha vardı. Onlara bakabilirsiniz. Hatta bunların benzer rakipleri de altta gösteriyorlardı. Tabi biraz da ücretli üyeliğe geçerseniz daha detaylı bilgiler de veriyor firma hakkında. Uygulama 2021 Aralık 15'te çıkartmışlar. Şu an en son Ağustos 17'de güncelleme yapmışlar. Uygulama oyun şu şekilde. Ama kazançlar 3'er 4'er bin dolar diye diye de devam ediyor. Tabi bunların reklamları falan var. Vay, iOS tarafında daha fazla kazandırıyor 11 bin. O yüzden iOS tarafına biraz da yönelseniz iyi olur tabii ki. Durumlar böyle. Kazançlar elde ediyorlar bir şekilde. Şu an bilinmiyor değil mi bu? Böyle. Kazançlarda çok motive oluyor. Onur hoş geldin. Kamil hemen kazançları görünce gaza geliyor tabii ki doğal olarak. Baktım şu an yorumlara bakıyorum. Kaçırdığım bir şey yok galiba. Ha, Vodo'ya bakar mısın diyor. Şuna bir bakayım. Vodo'ya derken oyun ismi. Tamam ben yeni anladım. Müzik uygulaması mı oyun mu? Tam olarak hangisiydi acaba? Ya da Vodo'ya diye oyun muydu şu? Şu mu acaba? Herhangi bir verisi yok. Her veriyi de çekemiyorlar ama tam ismi bu muydu? Kolay gelsin MacBook sahibi. Mobil üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. Önce React Native, sonra Swift mi yoksa Swift ile mi başlamak mantıklı olur? Diller arasında bir ya da iki dil bilmenin sadece bir yerden sonra sektörde alacağınız işi genişletir ama genelde hedef bir dil yapın. Eğer MacBook varsa Swift ile başlayın. React Native'e dönüşünüz ileride gerekirse yaparsınız. React Native ile de başlayabilirsiniz. İkisini de bir deneyin. Baktınız hangisi basit geliyor. Çünkü React Native tarafında bazı şeyler güzel kolaylıklar sağlıyor. Ama platform ilk kurulumunda sorun. Ama Swift tarafında kurulumla uğraşmıyorsunuz. Birazcık daha yazılım tarafıyla uğraşıyorsunuz. Kamil'den bekliyorum böyle bir atılım. Oyun yapacak gibi duruyor Kamil. Bir şekilde yapacak vallahi Onur. Publisher Vodo. Tamam. Kamil'in bu arada oyunlar da hazır. Oyunlar demişim ya, uygulamalar hazır. Publisher Vodo. Hemen bakıyorum. Vodo Müzik. Publisher Vodo. Evet. Müzik uygulaması galiba, değil mi? Bine Android tarafında yok. iOS tarafında yayınlanmış sadece. Ayda 1000 dolar. Hatta publisher'lar yazıyor. Başka bir şey daha çıkıyorsa ona bakalım dedim de. Yok. Bu şekilde yani para kazançları da bu şekilde uygulamalarda. Oyun tarafında biraz heyecanlandırıyor insanları baktıkça bu tarafta. Bayağı da güzel oluyor. Bucket Crusher. Hemen bakalım Onur.
Ha, okey. Vodo. 13 bin dolar iOS'tan kazanıyor. Android'den de 3600 kazanıyor. Gene iOS tarafı çok kazandırıyor ya. Güzel. Bayağı aslında yani tabii bu sektör için nasıldır bilmiyorum ama bir uygulama yayınlama sistemi için gayet iyi. Tabii ücretli üyelikte daha detaylı bilgiler de veriyor kazançlar anlamında. Bir de dediğiniz gibi ha tamam oyun firmasının şeyi tamam. Burada bir sürü şey varmış ya firmaların. 3800 onları 2 ile falan çarpın arada bir. iOS ve Android falan vardı ya. 18.000 iOS'ta, Android'de 2500 olsun. İyi para var. Yani güzel. Gayet güzel. Ve bunlar dolar yani 18.000 dolar. Güzel oyunlar. Şu KPSS çıkmış sorular tarzı uygulamalar ne kadar kazanıyor? KPSS çıkmış sorular. Türkiye'dekiler görünüyor mudur acaba? KPSS 2023 mesela galiba var. Bir şeyler var. Ya çok düşükse göstermiyor ya da bilgi almadıysa onları göstermiyor. Sınav online test. KPSS'de başka seçenekler vardı. Bunlar biraz daha şey zaten veri olarak düşük olacak. Eğer erişebileceğimiz bir uygulama olursa şimdi. KPSS. Ha mesela bunda çıkmış 53 dolar kazanıyor. Android'de. iOS'ta yoklar. Android'de varlar sadece. Aylık 53.500 TL. Tabii ki bunun server parası var mıdır? Varsa o kadar gidiyor mudur? Ona da bakmak lazım. Ama uygulamanın şeyi nerede görüntüsü? Şu. Yani çok da fazla şey gitmez. Ha, kullanıcılar etkileşime giriyor, soru cevaplıyor. Backend tarafında masraf çıkacak sayıda indirmesi yok. Ama ileride olacaktır. 53 dolar. Yani kâr kârdır. Vodun'un oyunları çok ilginç. 1 dakika 3 1 dakika oyun 3 dakika reklam olunca bu değerler. Vodu da doğru. Çoğu öyle zaten. Mesela bunlar Çinli ve Hintli sistemler yapıyorlardı ya. Adamlar o kadar oyun çıkartıyor ki. Neydi demin girdiğimiz ya? Şu. Bu. Şimdi o kadar reklamlı bir oyunlarda 25 sayfa oyun yapıyor ya. Her birinde de 10 var. Yani 250 tane oyunları var adamların. Ha Vodo Müzik de bunlara aitmiş aslında. Baktılar herhalde müzikle falan filan para kazanılmıyor. Direkt gidip şeye girdiler. 20 bin dolar buradan. Bunlar tabii ki oyun stüdyoları bunlar. Ciddi anlamda yatırım da yapıyorlar. İyi paralar da kazanıyor. Helal olsun. Vallahi böyle. Çok da güzel aslında. Bizimkiler de geldi. Eğitimdeki arkadaşlar. Reklam istemiyorsan premium diyor. Gına gelenlere oyunu saran kişiler muhtemelen o parayı verip reklamı engelliyor. Ve bunlar da gördüğüm kadarıyla benim oynadığım oyunlar kadarıyla ücret ya ücret çok düşük oluyor. Ben Türkiye'de kaç gördüm? 10 lira, 20 lira, 30 lira falan gördüm. Eğer TL bazında lokal araştırma yapmıyorsa, fiyatlandırma yapmıyorsa 5 dolar 10 dolara denk geliyor. Bir seferde veriyorsunuz. 9,99 dolardı galiba. O kazançlar da iyi. Oyun sarıyorsa mantıklı. Ya oyun tarafını istiyorum, istiyorum da ilgimi çekmiyor ya. Hani bu istatistikler ilgimi çekiyor ama oyun yazılımı ilgimi çekmiyor. Biraz da orada ilgilenmemiz gereken farklı teknolojiler falan var. Onlar biraz daha şey ilgi çekici değil şu an için bende. Survivor.io iyi para kaldırmıştır. Survivor.io ile galiba şey şöyle
Oo evet. 4,8 milyon dolar. Bildiğim kadarıyla bu aylıktı. Mart ayı diyor sadece. 593 bin indirme almış iOS'ta. Bir de bunun Android'i var. Android'de doğal olarak daha az kazanç yapıyor da olsun yine de yine de iyi bir para. İndirme sayısı buna rağmen 706 bin dolar çok iyi paralar bunlar ya. Bunlar kaç tane oyun yapmıştır tahmin bile etmek istemiyorum. Ha, 9 tane uygulamaları varmış sadece ama tamam bunlar da yatırımlı gidiyorlar. Mesela şu uygulaması 13 bin dolar. Bu oyun henüz bunlar yeni galiba. Şu biraz daha iş varmış gibi. Başka hangisi kazandırıyordur? Sadece bir tanesi tutup da diğerleri küçük mü tutmuş ya? Çok ilginç. Survivor IO'da 81. Ona en yakın olan şu galiba. Şura var. 404 bin dolar. Vay be. Bu sistemi kurduktan sonra bir kere artık öğreniyorsun sistemi. Biraz uğraş derken olabilir. Güzel, gayet güzel. Vallahi güzel. De bunların arka planda da iyi bir business yönetim falan olacak ama fiyatlar çok iyi şu an. Oyunda da ne kaybedebilirsin ki mesela? Normalde bir kişisel verileri kaybediyorsun. Diyelim uygulamada to-do listesinde kişinin verilerini tutuyorsun ama uygulamada en fazla kayıt bilgileri tutuyorsun. Başka da hiçbir şey tutmuyorsun. Oyun verileri silinse de olur. Ki silinmez genelde yedeklendiği için. İyi para. Genelde makul seviyelerde tutuyorlar. 69-99 falan. Yani TL olarak çok iyi. Masal uygulamalarını da yaptım bakalım. Ondan büyük performans. Story anlatan bir ismi bilmiyorum da Build this story mesela bu mu acaba? Oo. Tahmin ettiğimiz gibi bir oyun mu ya? Nerede? Heh, uygulama screenshotları. Ha, bu oyun. Bu oyun olduğu için o dediğiniz tarzda değil ama sizinki de bir oyun tarzında olacak. Bu olabilir. Yani oyun tarafına girdiğimizde bir şeyler çıkabilir gibi geliyor. İyi yayınlar, hoş geldiniz. Buyurun. Mobile Night Online yapmamız yok mu? Mobile Night Online yerine galiba şey yapıyorlar. Benzerleri var. Bayağı var. Ama Night Online olsa mobilde eskiler de gelir tekrardan. Aquapark IO var Vodun'un. O daha iyi kazanmıştır büyük ihtimalle. Hemen bakalım. Merak ediyorum bu tarzda şeyleri. Şu. Yok. Vodun'da değil mi? Vodun'un öyle bir oyunu var mı bakacağım. Açabilirsem. Neye göre sıralayabiliriz? Ratinge göre mi sıralasak daha iyiler gelir? Şu şekilde. Şu kaç kazandırıyormuş? 100 dolar, 103 dolar. Visibility score. Beş sayfadan bulmak da zor ya. O çok fazla uyum var. Yok canlı yayını bitince silmiyorum. Zaten bu normal videolar bölümünde değil de canlı yayınlar bölümünde duruyor. Bir de ben daha sonra bunlardan kısa kısa kesitler alıp gün içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Selamlar. React Native çalışıyorum. Videolardaki projeleri yapıyorum ama kendi başıma yapamıyorum. Nasıl çözebilirim bu sorunu? Kendi başınıza yapamayarak devam ederek çözeceksiniz. Yani yapamayacaksınız. Örneğin biz ne yaptık demin? Bir şeyler açtık ekranda, değil mi? Şurada bu da değil. Şöyle bir şey indirdik. Mesela tek başınıza nasıl burada text input'tan gelip de şuradaki use state'e gidip oradaki veriyi alıp da tekrardan text'e yansıtacağımız
kısmında yapamadığınız zaman ben bunu öğrenememişim değil de öğrenmem gereken kısım bu diye odaklı bakmanız daha iyi olacaktır. Bunu yaptığınız zaman daha faydalı olacak. Yani şey yok aslında, eğitimi bitirdik. Ben eğitimde her şeyi anladım. Hadi oturdum yazmaya başlıyorum gibi bir şey yok. Videolar her zaman sadece mesela şu teksi gördüğünde sen diyeceksin ki burada evet bunun içerisinde yazı yazılıyor. Video bu kadar. Bu işe yarıyor. Yani sistemi çok fazla aklınızda tutamayacaksınız. Çok iyi anladım dediğiniz, tekrarları çok iyi yaptığınız yerde bile yeni bir uygulamaya başladığınızda hiçbir şey hatırlamayabilirsiniz. Bakın ben demin neyi unuttum? Prevvalue'da şurada mesela hiç kullanmadığım bir sistem bu. Bayağıdır kullanmıyordum. Şuradaki sadece parantezi unutmuşum. Açıp baktım. Ya bu bakmak bir sorun değil. Düzenli bakacaksınız. Mesela spesifik olarak adım adım ilk başta şöyle ilerliyor. Daha function'ı açmaya başlarken arama yapıyorsunuz. İşte function nasıl açılır falan. Diyorsunuz ki ben o kadar eğitim izledim, çok mu temelden hala öğrenememişim. Başlangıçta öyle gidiyor. Sonra artık function yazabiliyorsunuz, use state, use effect yazabiliyorsunuz ama bu sefer hata mesajlar alıyorsunuz. O hata mesajlarıyla ilgileniyorsunuz. Yazılım böyle devam ediyor. Yazılımda hiçbir zaman kalkıp da ben bu sayfayı baştan sona tek seferde bir yazayım. Çok basit bir sayfaysa yaparım ama işte geri kalan yüksek seviyeli şeylerde tekrardan bir yerde hata geliyor ama nereden geliyor falan diye tekrar tekrar bakıyoruz. O yüzden çekinmeyin. Hata yapa yapa devam edin. Ama araştırın. Mesela yapamadığınız zaman da kapatıp kalkmayın. Onu araştırmaktır yazılımcılık, sadece başka bir şey değil. Storytel vardı. Storytel o onunla aynı mı acaba? Storytel aynı mantıkla ilerliyor mu? Onu bilmiyorum ya. Bu değildi galiba. Ha. Nerede? Podcast vardı ya. Bir yerde yazıyordu. Şu muydu? Galiba buydu. 370 bin dolar. iOS'ta, Android'de de 1,5 milyon. Android'de tutmuş bayağı. iOS'ta tutmayan bir uygulama gördük. İlginç. Bayağı fark var arada. Ya da tek reklam mesela, tek oyun. Aynen, hikayelerden çocuklara yönelik bilmece tarzı. İşte onu araştırdım da tam olarak hangi örnekleri var. Bir de bu panel biraz kısıtlı. Kendi ellerinden geçmiş müşterilerin bilgileri daha çok buraya yansıyor. Çok fazla bilgiyi çekemiyorlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demişsiniz. Sağ olun. Sesli kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ya sesli kitap doğru ama bu oyunun çocuklar için ne direkt karşılık geliyor muydu? Şöyle araştıralım. Bunları bir kapatalım. Story app for kids diyelim. Kids learning adventure, bedtime stories for kids. For kids diye araştırsak galiba. Bura var, bura var. Belki olabilir. 1,5 yok. Eski rakamlarmış. 39 bin dolar iyi para. Yine iyi. 1,5 milyona göre hayal kırıklığı oldu ama olsun. Tabi bu da bir Amerika için geçerli. Şu an dünya çapında değil şurası. Tüm dünyayı görebiliyor mu? Sadece Amerika'da ki zaten önemlisi de o. Bu bayağı iyi. Çok iyi bu rakamlar. Ki zaten onlarcası da var adamların. Ha, durumlar böyle. Ben artık kaçayım. Yavaş yavaş çalışma vaktim geldi. Katıldığınız için sağ olun. Bir kodlama taraflarından paylaşıyoruz ama biraz da böyle uygulama inceleme taraflarında, uygulama kazançları tarafında güzel şeyler çıkabilir. Hatta bazı oyunların hikayeleri vardı. Yani bu oyunu ilk başta kurarken, kurduktan sonra kazanç kısmında nasıl bir yol izlemişler, kurucuların yaptığı adımlar vardı. Onları beraber bir bakabiliriz. Güzel de eğlenceliydi.
Katıldığınız için sağ olun. Ben kaçıyorum. Bir sonraki yayında da bakarız. Bir sonraki yayında açarız. Artık zor. Yani yarın açamam. Bir 3-5 gün sonra falan, belki bir hafta sonra falan açabiliriz. Şimdi ben kaçıyorum. Semrush gibi bir şey mi Mobile Action? Aslında bir nevi öyle bir şey. Semrush bu web siteleri hakkında bilgi veriyordu ya. Mobile Action'da onunla ilgili bilgi veriyor. Hatta Mobile Action'da bir Türk firması. Apple'la da iyi anlaşmalar olan falan. Hatta Cüneyt Özdemir'in bir San Francisco videolarında var ya birisi. Onun videosu şeyi burası, platformu. Buna benzer birkaç firma daha var. Yabancılar da var. Ha, teşekkür ederim Onur. İyi bayramlar. Görüşmek üzere tekrardan. Çalışmaya döneceğim. Arada yayın açar, böyle sohbet muhabbet ederiz.